İmam-ı Rabbani talebelerinden annesi vefat etmiş olan birisine bir nasihat mektubu yazıyor. Bir teselli edici bir mektup, nasihat edici bir mektup yazıyor. Bize büyük ibretler var. Zira aramızdan herkes hayatından bazılarını kaybetmiştir. Sevdiklerinden bazılarını kaybetmiştir. Ya aile içinden, ya akrabadan, ya dosttan, konu komşudan muhakkak birilerini kaybetmiş ve üzülmüştür. O cenaze namazında durduğunda, o tabutun önünde durduğunda muhakkak empati yapmıştır. Bak, empatiden ne kadar mahrum olursa bir insan, ne kadar mahrum olursa olsun, zeka seviyesi ne kadar zayıfsa o kadar az empati yapar insanlar. Yani kişi, kendisini karşısındaki insanın yerine koyma. Ölü ya da diri fark etmez. Karşısındaki o sıkıntılı insanı yerine koyabiliyorsa zeka seviyesi kuvvetlenmiş demektir. Hiç koymuyor, üstüne hiç alınmıyor. Zeka seviyesi çok zayıf demektir. Zekanızı buradan ortaya koyunuz. Herhangi bir cenaze namazına gittiğinizde, mevtanın yerine, o tabuttaki insanın yerine kendinizi koyamıyorsanız, o tabutun içine kendinizi koyamıyorsanız, zeka seviyenizde büyük bir zayıflama var demektir. Şeytanı dinlemekten, cinleri dinlemekten, iki ayaklı şeytanları, kötü arkadaşları dinlemekten zeka seviyesi zayıflamış. Zekayı en çok ne zayıflatır? Günah işlemek. Günahlar kalbi kirletir, sadece kalbi kirletmekle kalmaz. Zekayı da zayıflatır. IQ seviyesi düştü falan diyorlar ya, bunlar hep günahlardan. Kötü arkadaşları dinlersen, günah işlemeye devam edersen kalp kararır, gözler kararır, kirli bakmaya başlarsın, kötü bakmaya, suizan etmeye başlarsın. Daha kötüsü zeka zayıflar. İmam Gazali bunu şöyle açıklar, her günah zekadan bir tanesini götürür. Artık zekanın bir rakamı mı varsa neyse, Gazali bunu rakamlara bölmüş. İşlediğin her günah bir zekanı götürür. Hafızandan bir kuvveti götürür diyor. Gittikçe zayıflıyorsun. Dolayısıyla muhakkak bir akrabanın, bir komşunun kabri için, cenazesi için namaza gitmişsindir. O tabutu orada görmüşsündür. O tabutu gördüğünde kendini o tabutun içine koyamıyorsan, zeka seviyen o kuvvette değilse kötü durumdasın. Empatin yok. Zekanı kuvvetlendirmen lazım. Zekayı nasıl kuvvetlendirirsin? Bir, Kur'an okuyacaksın. Kur'an hafızayı çok güçlendirir, zekayı keskinleştirir, dirileştirir. İki, zikredeceksin. Kur'an'ın içinde en çok geçen ayetlerden bazısı zikir ayetleridir. Zikir. Bizi devamlı surette çok çok zikretmeye sevk eder. Neden? Zikir kalbi paklar, ruhu temizler. Üç, zekayı keskinleştirir, kuvvetlendirir. Günahların tam karşılığını Allah şifasını da vermiş, devasını da vermiş. Yani bedeninde bazı arızalar olduğu zaman, yanlış yürüyüşlerde bulunduğu zaman, yanlış oturmalarda bulunduğu zaman bedeninde kaslar, sinirleri kilitliyor.